Peki. Bir Ankara'daki manzaraya da bakalım mı? Bakalım, yeni bir anket var. Bakalım. Arada böyle karşılaştırıyoruz biz de izleyicilerimize farklı zamanlarda. Sen anketlere güveniyorsun Kürşat, değil mi? Ya güvenme değil ama en azından artık biraz okumayı anlıyoruz o değişikliklerden. Nerede sıkıntı var? Daha doğrusu hangi anket daha doğru? Onu bir şekilde süzmeyi öğrendik. Bu yaşımıza geldik. En azından pusulalı gibi evet, bize yol gösteriyor. Evet. Mesela Arayan'ın bu 22-23 Ocak'ta yapılan anketinde o zaman tabii iki aday vardı. %57 Mansur Yavaş, %40.1 Turgut Altınok çıkıyordu. Bu 9 Şubat anketi, ikinci anket kararsızlığa dağıtıldıktan sonra. Mansur Yavaş %54 görünüyor. Turgut Altınok yine sabit kalmış. Yeniden Refah devreye girdiği için muhtemelen bir miktar Mansur Yavaş'ın oylarından almış gibi görünüyor. İYİ Parti keza öyle. Zafer Partisi öyle ama burada da artık tablo netleşti. Yani daha fazla aday çıkmayacak. Evet. Aradaki farkta da büyük bir değişiklik zaten yok. Öyle görünüyor. Şimdi bir şey diyeceğim. Allah aşkına biz baştan beri bunu söyledik zaten. Çünkü halkın nabzını tuttuğun zaman zaten arada çok büyük bir fark olduğunu. Evet. Çünkü Mansur Yavaş'ın hani polemiklerden uzak, kendine özgü bir belediyecilik yaklaşımı sergilediği, sosyal belediyeciliğe ağırlık verdiği ortada. Ve Ankaralılar da memnun kendisinden. Dolayısıyla ben Ankara'da açık farklı bir seçim bekliyorum. Açık farklı. Başka anketler de benzer şeyi söylüyor aslında. Hani bunlar burada çok yakın oranlar olsa farklı şeyleri konuşabiliriz ama ciddi bir fark var. Mansur Yavaş şimdiden kazanmış gibi görünüyor yani, erken konuşmayalım ama. Ya tabii milletin iradesine ipotek koyacak değiliz. Sonuçta evet. Ankara'da bir yarış olacak ama şimdi şöyle Kürşat, 1 Nisan'dan sonrası için de önemli bu. Yani Mansur Yavaş tarzı bir siyasetçi profilinin, evet, Mansur Yavaş tarzı bir belediye başkanı profilinin bu şekilde ikinci kez Ankara'da bu şekilde farklı kazanması aslında gelecek siyaseti bakımından bize yol gösterici olabilir diye tahmin ediyorum. Hangi siyasi eğilimin aslında Türkiye'ye yön verdiğini gösteren de bir aynı zamanda sonuç çıkaracağız oradan. Bunu söylerken bir gün yayınıma Tuğrul Türkeş arayıp da katılmıştı. Şöyle demişti: önümüzdeki belirgin bir süreçte dünyada da Türkiye'de de siyasette milliyetçi rüzgarların eseceği muhakkak dedi. Dolayısıyla Türkiye'de siyasi öngörülerde bulunurken dedi Tuğrul Türkeş, milliyetçilerin ön planda olacağını unutmamak lazım. Peki ne diyorsunuz dedim Tuğrul Bey. Belirli bir süre içerisinde Türkiye'deki milliyetçi partilerin bir araya gelmesinin büyük milliyetçi koalisyon oluşturmasının önemli olduğunu düşünüyorum demişti. Şu anda ayrı görülüyorlar. Bu ayrılıkta bir gün beraber olabilirler mi tekrar? Ben emin değilim ama enteresan değil mi Kürşat? Bak şu Ankara'daki iki aday. Mansur Yavaş da Turgut Altınok da iki, evet, aday, ikisi de milliyetçi. İşte Yeniden Refah da koyabilirsin, Suat Kılıcı da koyabilirsin. O da neticede o damardan geliyor. Ona milliyetçi yani diyebilir, muhafazakar o. Muhafazakar ama yani... Bence kendisi milliyetçi diye tanımlamaz. Tanımlamaz. Soralım ona. Soralım. Soralım. Tamam. O genel anketi bir daha verebilir misiniz? Çarpıcı bir anket daha var. Bu da Metropol yapmış. Şimdi 14 Mayıs sonuçlarını sahada görüyorsun. Yani seçim sonuçları. AK Parti %35, CHP %25, İYİ Parti 9, MHP 10, DEM yaklaşık 9 diye gidiyor. Şu anda bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye bir anket bu da. AK Parti yanlış olmuş arkadaşlar. AK Parti, kararsızlar dağıtıldıktan sonra bakıyoruz. AK Parti yine 34.6, neredeyse aynı. CHP 25.1, neredeyse aynı. İYİ Parti aşağı yukarı aynı. MHP 1 puan düşmüş görünüyor. DEM Partisi 1 puan 2 puan yükselmiş görünüyor. Ama kabaca aynı tablo var. Yani bir şey değişmemiş Türkiye'de. Ama ben şunu sormak isterim. Bakın bunu ben CHP ile ilgili herhangi bir yorum yaptığım zaman kızanlara, tepki gösterenlere de hatırlatmak istiyorum. 4-5 Kasım kurultayında, tarihi bir kurultayda CHP delegelerinin oylarıyla yönetimi ve genel başkanı değiştiren bir siyasal kadro. Kasım, Aralık, Ocak. Evet. Şubat'ta say. 3 ay olmamış daha. Ama heyecanın ve mutluluğun onlar açısından en yoğun olduğu bir dönemde hiçbir oy artışı yok. Bu ne demek? Kitlelere heyecan verememişsiniz. Umut aşılayamamışsınız. Kendi kitlenizi motive edememişsiniz demektir bu. Ya da içerideki sıkıntılar çok fazla yansımış. Bunun üzerinde durulması gerekiyor. Evet. Çünkü güçlü bir CHP istiyoruz. Neden? Güçlü bir muhalefet olsun diye. Yani O parti bu parti değil mesela. Bana da CHP'den muhalefet olsun. Ama CHP güçlü bir muhalefet olsun. Şimdi bak Kürşat, dünyayı takip eden bir insansın. Fransa'da, İngiltere'de ne oluyor? Sürekli olarak iktidarlar değişiyor. Evet. Şimdi 22 yıl bir iktidar kalıyorsa o iktidarı mı sorgulayacağım, muhalefeti mi sorgulayacağım? Total olarak muhalefeti sorgulamak lazım tabii ki. Kesinlikle öyle, haklısın. Şimdi bu tabloya yol açan başka bir mesele de şu olabilir mi? Selim Temurçi Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili 2 gün önce herhalde çıktı, dedi ki Murat Kurum'a destek verdi. Murat Kurum'a destek vereceğiz dedi. Sadece ben değil birçok arkadaşımız İmamoğlu yerine Kurum'u tercih ediyoruz. Baştan beri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına, Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılığına, Saadet ile kurulan gruba eleştirilerim oldu. Ben bunun sistemin kodları açısından mümkün oldu. Yani ben bildim aslında, böyle düşünüyordum. O düşündüğümde oldu demek istiyor ama bu yakınlaşma nasıl oldu? Bir sormak gerekmiyor mu? Ya siz CHP kadrolarından, daha doğrusu listelerinden milletvekili seçildiniz. Sizin grubunuzdan bir isim vefat etti diye CHP size bir vekil verdi. Grubunuz düşmesin meclisten diye destek oldu. Ama hala farklı yollardasınız. Onun bireysel görüşü olabilir ama diyor ki sadece ben değilim, bir sürü insan da etrafımda böyle düşünüyor diyor. Burada bir sıkıntı yok mu? Şimdi bak, bu Kemal Kılıçdaroğlu döneminin büyük hatasına işaret ediyor. Önce bak şunu söylemem gerekiyor. Bugünlerdeki CHP yönetimine hep şunu hatırlatmak istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nu kim seçti belediye başkanı olarak? Kemal Bey. Kılıçdaroğlu. Mansur Yavaş'ı parti meclisinde ne tartışmalardan sonra getirdi? Çok arkasında Vahap Seçeri, Zeydan Karaları, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu, Kırşehir'i, tamam mı? Bütün bu 11 büyük şehri kazandıran strateji Kılıçdaroğlu'nun lider hanesindeki artısıdır. Evet. Tamam. Böyle isimleri seçtirdi. Bugün görebiliyor muyum? Bana böyle heyecan verecek bir aday ben göremiyorum. Ben bugün CHP'de beni heyecanlandıran daha aday görmedim. Sen yani heyecanlandın mı? Bana söyle bir tane örnek. Ama tek tük yani iyi oldu dediğim isimler oldu ama yani bir tane söyle. Seçimi mesela ben Mahir Polat'ın aday gösterilmesi hoşuma gitti. Çünkü işiyle anılan birisi, dolayısıyla geniş kesimlere böyle heyecanlandıracak bir isim göremedim. Evet. Geçelim, bu artı hanesine yazılır Kılıçdaroğlu'nun ama bu da eksi hanesine yazılır. O da ittifaklık ilişkilerinde samimiydi ama onu hayata geçirirken hatalar yaptı. Diyecekti ki bunlara siz de kendi listelerinizle girin. Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve onlara bedavadan milletvekilliğini verdi. O da onun eksanesine yazılıyor. Az buzda değil, yaklaşık 40 vekilden bahsediyoruz. 40 tane yani milletvekili. Tabii. İşte bir tanesi geldi, Murat Kurum'a destek veriyor. Öbürü daha da vahim, Saadet Partili Birol Bey'inki direkt aday oldu o da. Evet. İmamoğlu'nun karşısına. Yani CHP'den geliyor, milletvekili seçiliyor. CHP'li adayın karşısına aday oluyor. Ya bu demokrasi diyelim, geçelim mi, ne dersin? Ya bu demokrasi değil, bu ilkesizlik. Bu siyasetsizlik. Ya ben kötücül olmamaya çalışıyorum. Onun için demokrasi ya sen, tabii çıkıcı yolun bu yani. Ben 15 gün önceki yayınımızda söyledim. Sen böyle bir Ankaralı diplomat havası var sende de. Hani durumu idare ediyorsun. Çok güzel diplomat. Evet. Ama yani bu siyasetteki bence ilkesizliğin adı. Evet, bu tabii biraz önce gördüğümüz tabloda CHP'ye de zarar veren aslında şeyler. Belki önceden düşünülse CHP'nin biraz önce gördüğün oyda çok daha fazla olurdu. Şunu yapsaydı Kürşat, bak Kılıçdaroğlu. O 6 partiyi bir arada getirme çabası çok önemliydi ülkem için. Tamam, ülkem için çok önemliydi. Evet. Ama bunu